Aslan evladım benim. Saati nasıl vereceğim? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok sevininiz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Hünkârım. Daha sonra Aybüke, daha sonra. Bilir ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini bil. Sen kimsin de benim bile öyle konuşuyorsun? Sümbüle. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Anlaşılan o ki halledilmesi icap eden mühim meseleler var.
Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış Vargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Bali Bey geldiler. Gelsin. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Makul bir izah vardır inşallah. Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa... o da Aybike Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem. Hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybige Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hislerimi kalbime gömdüm. Aybige Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bahri Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa boynum kıldan ince. Ağalar. Götür. Hünkâr. Al Koçoğlu. Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim? İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir cihan sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insanı. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa'm. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla... İster al kellesini. Mustafa'nın her haline şahidim hünkârım. Bir anda iyi dönüp bakmadı tahtınıza. Şimdi ne olacak diye sormadı. Acılar içerisinde gözyaşı döktü yanınızdayken. Dualar etti bu çocuğunuzda. Benim de evlatlarımdan tek arzum budur Pargalı. Bugün değilse yarın ben de göçüp gideceğim bu dünyadan. İşte o gün geldiğinde evlatlarım kavgaya tutuşmak yerine babalarının ardından gözyaşı döksün. Dualar etsin isterim. İşte. Gel. Hünkârım, tekkeden Salim Efendi'nin yakalandığı haberini getirdiler. Anlaşıldı. Çekilebilirsin. Hünkârım, rahatsızlığınızdan mütevellit size malumat veremedim. Salim denen hain bana yanımda Hatice Sultan'ım ve evlatlarım varken pusu kurdu.
Bertaraf ettim neyse ki. Bilaveten matrakçıyı da ellerine düşürdüler. Müdahale ettim, kurtardım. Lakin Salim Efendi çoktan kaçmıştı. Eğer şimdi müsaade buyurursanız sorgu etmek isterim. Ben sorgu etmek isterim Pargalı. Bakalım bu Salim Efendi kime hizmet ediyormuş? Bu Efendi Hazretleri kimmiş? Bu mevzu ziyadesiyle uzadı İbrahim. Kimdir bu hain? Her kimse yılan gibi sinsi kaçıp giriyor, deliğine göstermiyor bize yüzünü hünkârım. Lakin bir dahaki sefere kendi ellerimle alacağım canını. Bu hain yargılansın, çarşı meydanında infaz olsun. Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş? Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günahı yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlendirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek, belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Şehzade için ne talihsiz bir anne. Kim bilir nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölürüz dedim.
Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver Hürrem. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa'm. Ve yanıltmadın. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Malkoçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydim bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyarım. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime memleketimde ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu.
Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri. Uğurlar olsun. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri payitahttalar. Huzurumu almak için bekletiyorum. Bu sulh doğuya yapacağımız sefer öncesinde bilhassa mühim Pargalı. Yakından alakadar ol. Siz merak buyurmayın. Gritti ile görüştüm hünkârım. Macar tahtına dikmiş gözünü. Alenen talep ediyorum. Malumun ilanı. İlaveten saraydan sızan birçok malumatın altında bunun olduğu aşikar. Öyleyse istediğini ver Pargalı. Ver şusunu. Elçilerle görüşmeyi teşrif edecek misiniz yarın? Hayır, dolaşacağım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Hünkârım, merakımı mazur görün lakin sizi biraz sıkıntılı görüyorum. Bu yatak benim mezarım oldu Pargalı. Burada o derin uykudayken geçmişe döndüm. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana İskender'in vasiyetini okutmuştum. Ve sormuştum sana. Ben nasıl öleceğim diye. Ne dersin? Belki benim de bir vasiyet hazırlama vaktim gelmiştir. Hayır hünkârım, henüz değil. Siz daha uzun yıllar hükmedeceksiniz Cihan'a. Senden bir söz istiyorum Pargalı. O gün geldiğinde evlatlarımın yanında ol. Onlara doğru yolu göster. Zinhar kendi kanları bulaşmasın ellerine. Söz veriyorum hünkârım. Aynı sözü ben de sizden talep ediyorum. Eğer sizden evvel hakkın rahmetine kavuşursam, evlatlarımın yanında ol. Sözüm söz bakalım. Sözüm söz hünkârım.